Hadi buyur. Lan bir günde borçsuz günümüz olsun ya. Bir günde borçsuz günümüz olsun ya. Esin! Esin! Yuh! 9276 lira ne ara biriktin lan sen? Bu kadar borcu ben ne yapayım? Yumurta satıyoruz da alt tarafı. Hay arkadaş ben böyle... Bu eksikti. Çok tatlı bir kızla tanıştım. Demet Şefkal tanıştırdı. Hani ben buraya birini alayım diyordum ya. Hah, onu alacağım. Şefkal'tan bir telefon numarasını isteyeyim de bir konuşayım kızla. Kız hissetti anasını satayım. Aa, efendim emanet. Ben de sana bakmaya geldiydim şimdi. Bana Demet'in numarasını gönderebilir misin? Mesaj atsana. Ya şimdi şarjım bitiyor da ben dükkana geliyorum az sonra. Orada yaparım, tamam? Tamam, hadi görüşürüz. Şunu bari götüreyim, yaptırayım da başımın etini yemesin şimdi kız. Buralarda hep camları ne son sonra temizlerim ya. Ha, değnek gelmiş yine. Şu kızın numarasını mesaj atayım ben ya. Hadi gitti. Vallahi iyice eski de. Herhalde bunun batarya bitti artık değil mi? Şunu bir şarja tak bakayım. Usta sen bunu at, yenisini al yani. Barışma lan. Ben senin kadar zengin miyim oğlum? Vergi borcu gelmiş, uzatma tak. Şunu bir yerde parta, hadi şunu. Evet. Götüşme, Esin'e ver. Bu ne usta? Ya sana ne, neyse ne oğlum, Allah Allah ya. O biliyor, yürü. Kızım usta ya, sorduk işte. Sanki ben kestim vergi ya. Ya tamam uzatma, hadi yürü. Asabım tepemde zaten. Babam artık zamanı geldi. Tanıştır beni Esin'le diyor. Baban da birlikte yemeğe davet ediyor. Olur. Olur tabii. Ben de zaten merak ediyorum babanı. Gizem bana hiçbir şey anlatmadığı için çok gizemli. Ben niye anlatayım canım? Babasının göz bebeği karşında. O anlatsın. Selam millet. Nasıl gidiyor bakalım? Ha? İyi gibi. İyi. Bunu Şevkat Usta'm yolladı. Ne bu? Bilmiyorum artık. Sorduğum ustam aşırdı beni. Siz biliyor musunuz? Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Kalbimdeki her şey dilimin ucunda ama söyleyemem bunları. Sen anla. Ne zaman bir yere geliriz? Hiç aksatmayalım. Birkaç güne hemen buluşalım. Bora... Acele etmesek mi? Çünkü burada çok iş var. İşte açılışa yetişmeye çalışıyoruz falan. Hani bir açılışı yapalım, o aradan çıksın. Öyle organize olalım. Nasıl yani? Az önce olur diyordun ya. Bak babam benden haber bekliyor. Tamam. Ya benim kafam şimdi çok karışık bu işlerle falan. Onu daha sonra biz seninle rahat rahat konuşalım, olur mu? Konuşuyorduk ya. Bak burada rahat değilsen dışarı çıkalım, baş başa konuşalım. Anla artık be Bora. Ayak altına dolanma diyor. Gizem. 9.276 lira ne la? Böyle bir vergi borcu olabilir mi ya? Ne yapacağım ben? Kalbimdeki her şey dilimin ucunda. Ama söyleyemem bunları. Sen anla. Kuş sadece yuvada duyduğunu öter. Böyle aşk duymadım ki anlatayım sana. Ben kimsenin yuvasını yıkmam. Böyle yakınken aramızda ayrı gayrı olmasın. Başımın etini yesen de senden bıkmam. Bu aşk çiçeği kış gelmeden solmasın. Bak, ben sana Şevkat'e aşık diyordum da inandıramıyordum. Al işte itiraf etmiş. Ay, tamam da yani bu garip değil mi biraz? Şefkat ve şiir. Yani ben bu iki kelimeyi aynı cümle içinde kullandığıma inanamıyorum, öyle diyeyim. Aşk bu, aşk. İnsana her şeyi yaptırır. Öyle maçoluk falan sökmez aşkla. Ha, dalga geçsen. Sen zaten Bora yüzünden böyle yapıyorsun, biliyorum ben. Ya niye şimdi böyle bir şey gönderdi bana? Biliyor yani Bora'yı. Zaten söylemiş. Kimsenin yuvasını yıkamam demiş. O yüzden yazarak itiraf etmiş. Hem sen Bora'dan bir ayrıldın. Sonra barıştınız. O konuda hiç net değilsin. Şefkat de arada derede kalmış demek ki. Evet. Yani ben Bora konusunda hiç net değilim. Peki Şefkat'e karşı olan duyguların neysin? Bence bak Şefkat'e boş değilsin sen. Yani bilmiyorum ki. Ben Şefkat'in yanında kendimi güvende hissediyorum. Yani hatta huzurlu hissediyorum. Ama biz birbirimize emanetiz. Yani ben hiç öyle bir gözle bakmadım adama. Şefkat yani. Ya canım benim, bence sen duygularının böyle netleşmesi için kendine zaman ayırmalısın. Yani görünen o ki Şefkat duygularında gayet net senin hakkında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.